Merhaba, ben Yeşim. Tarz Meselesi'ne hoş geldiniz. Arkamda da gördüğünüz gibi artık yılbaşı ruhuna geçiş yaptım. Sizi de kendimle beraber oraya doğru sürüklemeye karar verdim. Şimdi bu ay boyunca böyle yılbaşı süsleri, hediyeleri, aklınıza ne geliyorsa onu yapacağım. Ama önce bir duyurum var. 7 Aralık'ta Kütahya Doğumlu Pınar Üniversitesi'nde YouTube muhabbetlerinin konu olacağım. Orada canlı canlı sohbet edeceğiz. 4'te başlayacağız. Böyle 1-1,5 saat kadar sahnede kalacağız. Hem sizin sorularınızı cevaplayacağız. YouTube'la ilgili olabilir, bizimle ilgili kişisel sorularınız olabilir. Ne istiyorsanız böyle tanışmak için çok güzel bir gün olacak. Yani eğer Kütahya tarafındaysanız, gelebilecek durumdaysanız hepinizi bekliyorum. Sadece öğrencilere özel bir etkinlik değil bu arada. Şimdi duyuruyu bitirdiğime göre yılbaşına geri dönüyorum. Bugün ne yapacağımızdan bahsedeyim. Bugün 4 tane pratik kendin yap yılbaşı ile ilgili fikir. Dekor diyebilirsiniz, süs diyebilirsiniz. Böyle şeyler hazırladım. Hepsi gerçekten evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz şeyler. Bir de en güzel tarafı geri dönüşüm projesi hepsi. Yani geri dönüştürülmüş malzemelerle de aslında yılbaşını böyle dolu dolu yaşayabilirsiniz. Evinizi dekore edebilirsiniz, ağacınızı süsleyebilirsiniz. Artık canınız nasıl istiyorsa. Bundan sonrası için neler görmek istediğinizi mutlaka yazıyorsunuz bana yorumlarda. Bir de benim daha önce yaptığım yılbaşıyla ilgili bütün fikirleri kanalımdaki yılbaşı playlistinden hem açıklamada hem kartlarda gidebileceksiniz zaten oraya. Onları görebilirsiniz. Tamam, hemen başlayalım. Uzatmak istemiyorum artık. Eski ürünleri ve kartonları değerlendirebileceğiniz bir fikirle başlıyorum. Öyle bir kartonun üzerine gelişigüzel, istediğiniz büyüklükte üçgenler çizin ve kesin. Şimdi parçalara önce biraz yapıştırıcı sürüyorum tutsun diye ve ipi gelişigüzel doluyorum. Bu arada bundan çok güzel ağaç süsü de olur. Öyle kullanmak isterseniz uç kısmında biraz ip bırakın asabilmek için. Uçları açılmasın diye özellikle uçlarını yapıştırarak devam ediyorum ip sarmaya. Tek renk olabilir, iki renk olabilir. Canınız nasıl istiyorsa aslında. Şimdi elimde bu hazır satılan yıldızlardan vardı. Üzerine de onları yapıştırıyorum. Bunları kağıtla da yapabilirsiniz bu arada. Geçen seneki yılbaşı hediyeleri videomda böyle bir cüce yapmıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ya da izlediniz mi? Şimdi onun kozalaklı ve çok daha basit bir versiyonunu yapacağım dekor olarak kullanmak için. Keçeden, ince keçeden, gene yılbaşı temasına uygun olsun diye ben gri, kırmızı ve beyaz seçtim. Ama size kalmış tabii ki. Böyle bir külah yapıyorum. Üçgen kesip ve silikonla yapıştıracağım şimdi. Kullanacağım kozalığa göre ölçü aldım ki o külahı tam oturtabileyim diye. Burnuna da böyle tahta bir boncuk yapıştırıyorum. Daha sevimli görünüyor böylece. Bildiğimiz şişe mantarı ve kuru ağaç dallarıyla yapılabilecek en güzel şey bence. Bu projeyi çok denemek istiyordum. Sonunda bu yılbaşında deniyorum. Şimdi bunlarla geyik yapacağız. Benim kullandığım mantarlardan biri şampanya şişesi mantarı. O yüzden kafası büyük ama ikisinin aynı olduğu bir versiyon daha yaptım. Ağaç dallarından geyiğin önce boynuzlarını, yani boynuz olabilecek dallarını kestim. Sonra böyle bacak olabilecek çatal gibi olan dallarını kesip eşitledim ki ayakta durabilsin diye. Şimdi gövdesinde
bir boyun kısmını geçireceğim bir delik. Onun altına da ayaklarını geçireceğim delikler açıyorum. Kafası olarak kullanacağım mantarı da gene hem boyun hem de boynuzlarını takabilecek delikler açarak kullanacağım. Bu arada böyle çatal şekilli eğer dal parçası bulamıyorsanız iki dalı da yapıştırarak eşit uzunlukta kestikten sonra aynı şekilde bacak yapabilirsiniz. Son olarak böyle burnunun ucuna daha sevimli olsun diye kırmızı bir pompon yapıştırdım. En kolayını en sona sakladım. Böyle keçelerim ve tahta mandallarım var. Ve gördüğünüz gibi keçeleri çam ağacı şeklinde kesiyorum. Ve mandalların üzerine yapıştıracağım. Bu fikirle hediye paketlerini süsleyebilirsiniz. İşte böyle bir yerlerde dekor olarak yani ağaçta kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da ışıkların üzerine asabilirsiniz mandal olduğu için kıskançlı bir şekilde. O yüzden çok sevdim ve keçeyle kesebileceklerinizin, yapabileceklerinizin hiçbir sınırı yok. Şahane bir fikir o yüzden. Evet, işte şimdi yılbaşı ruhuna giriş yaptığımıza göre siz önce bugün en çok hangi projeyi beğendiğinizi bana yazın. Sonra bundan sonra yılbaşı ile ilgili neler görmek istediğinizi yazın mutlaka. Aralık ayı boyunca yılbaşı fikirleriyle, kendin yap yılbaşı fikirleriyle beraber olacağız. Kanalıma abone değilseniz böyle kendin yap fikirler için abone olabilirsiniz. Ha, denediğiniz projeleri bu arada Instagram'a atmayı unutmayın. Bundan önceki videom bir sizden gelenler videosuydu. Hangisini beğeniyorsanız, hangisini yapıyorsanız bana Instagram'dan mutlaka atın ki bundan sonra da o seriye de devam edebilelim, tamam mı? Kendinize iyi bakın, görüşürüz.